Datça'nın yağlı çöreği ile kabak çiçeği dolmasının yöresel yemeklerinden olduğunu öğrendik ve her ikisinin tarifini sizler için aldık. Datça'da Fora Apart Otel'deyiz ve buranın yöresel iki yemeğini biraz sonra nasıl yapıldığını izleyeceksiniz. Birincisi Datça'ya özgü bir börek, ikincisi de kabak çiçeği dolması. Sevinç Hanım Fora Otel'in aşçısı. Önce onu tanıyalım. Ben Sevinç, Fora Apart'ta aşçı olarak çalışıyorum. Datça'ya özgü yağlı çörek olarak. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz maya, yaş maya olabilir, pat maya olabilir, tuz, zeytinyağı, un, bu kadar. Herkes kendi ölçüsünü, herkes kendi belirlesin. Evet, evet, evet. Hamurumuz kulak memesi. Evet, kulak memesi yumuşaklığında olacak. Bu hamura mesela 1 kilo una ne kadar zeytinyağı koysunlar, ne kadar maya? Yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı yeterli olur diyoruz. Şimdi bu bizim mayalanmış hamurumuz. Mayalandıktan sonra hamurumuza ne işlem yapılıyor? Şimdi Sevinç Hanım gösteriyor bize. Böyle bir kıvama gelinceye kadar merdaneyle açıyoruz galiba. Evet, evet. Evet, şimdi ince, çok ince olmamak şartıyla merdaneyle biraz açılacak. Daha sonra da bu açılan hamur kesilecek mi? Evet, evet. Kesilerek şekil verilir. Ve biraz bezin üzerine atılıp mayalanmaya bırakılır. Üzerine... Biraz daha mayalanması bekliyor. Yani evet, ben zaten onu hazırlarken mayalanmış olur. Biraz. Bunun içine bir şey konmuyor herhalde. Hayır. Kahvaltıda hayır. Özellikle tatlı reçel veya peynirle birlikte zeytin. Yanında zeytinle yenilebilir kahvaltı gibi. Sabah kahvaltısında özellikle çok güzel gider. Datça'nın çöreği oluyor bu. Datça'nın, yağlı çöreği. Evet. Kızgın yağda biraz sonra bu parçaların kızartılmasını izleyeceksiniz. Daha sonra da bunların nasıl yendiğini göreceksiniz. En güzel aşama yeme aşaması ama değil mi evet, Sevinç Hanım? Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu arada Sevinç Hanım'ın yemekleri çok güzel gerçekten. Biraz sonra dolmanın yapılışını da izleyeceksiniz. Zeytinyağlı kabak çiçek dolması. Bu dolma... Özellikle bu mevsim mi oluyor? Evet. Yani kabak çiçeğinin olduğu mevsimlerde değil mi? İki ay mı yenebiliyor? Evet. Yani onu çünkü sürekli yapıyorlar yani köylüler. İki ay boyunca sürekli kabak çiçeği olabiliyor. Bazen de bal kabağı çiçeğinden de yapılabiliyor. Hayır, bal kabağın evet, çiçeği. Onu Datçalılar daha çok hoşuna gidiyor çünkü. Hı-hı. Lezzet evet, açısından. Evet. Şu anda ağzı açık değil mi? Ha? Evet, evet. Bu kabak çiçeğinin ağzı ilerleyen saatlerde kapanıyor sevgili seyirciler. Şu an sabahın erken saatleri. Biz bir an önce dolmamızı doldurmak istiyoruz. Çünkü ilerleyen saatler dolma kapatıyor. Çiçek kendini böyle kapatıyor ve dolma olamıyor. Böyle de bir özelliği var. Çok narin bir, çok narin bir. Evet, sebze olduğu için kapandığın zaman yani dolması biraz zorlanıyor. Kabak çiçeği dolmasının yapılışını izleyeceğiz şimdi. Önemli olan bazı detaylar var değil mi Sevinç Hanım? Bir kere dolma için hepimiz biliyoruz. Zeytinyağlı yaprak sarma ya da biber dolmanın içinde ne bulunuyorsa ki herkesin zevkine göre olur bu. Şimdi bizimkinin içinde ne var mesela? Şimdi bizimkilerin içinde önce soğan. Soğandan sonra domates, salça, biber salçası özellikle çünkü lezzet veriyor. Pirinci koyduktan sonra onu biraz kavrularak üzerine biraz su ilave ederek baharatlarını koyuyorsunuz üzerine. En sonunda dereotu, maydanoz, nane, sarımsak. Özellikle sarımsak. Sarımsak da koyuyor. Evet, sarımsak. Yani önemli olan içine lezzet veren şey sarımsak ve baharatlar, baharat çeşitleri. Yani geç saatlerde yapıldığı zaman biraz narin bir sebze olduğu için kapanabilir. Sonra da yapması zor olur. Evet, evet. Evet, şimdi nasıl dolduğunu göreceğiz. Bu alt kısmını tutuyorsunuz. Evet, şöyle tutuyorum. Şöyle içine doldurularaktan. Biraz narin olduğu için. Dikkatle dolduruyoruz. Evet, mutlaka, mutlaka. Şöyle üzerini de kapatarak, bak hemen yırtıldı.
şöyle kapatarak tenceremize yerleştiriyoruz. Datça'nın zeytin ve zeytinyağı çok ünlü ve benim yediğim kırma zeytinlerin içinde, yeşil zeytinlerin içinde en lezzetlisi de Datça'da. Gerçekten tüm her yerdeki yeşil zeytinleri bir tarafa bırakın ama Datça'nın kırma yeşil zeytini inanılmaz güzel. Mutlaka geldiğinizde yeşil zeytinin, kırma yeşil zeytinin tadına bakın. Önce hamurların üzeri ıslatılıyor. Çünkü neden? Susamların dökülmemesi için. Üstüne bir de susam koyacağız, evet, değil mi çöreğimizin? Evet. Yani esas böyle tadı veren susam. Lezzeti veren susam. Tutması için hem hamuru hem elinizi ıslatıyorsunuz. Evet, evet. Hem elinizde aldığınız bir miktarı hamur parçasının üstüne. Üzerine yapıştırıyorum şöyle. Çünkü yağın içerisine atıldığı zaman susamlar dökülmemesi için. Yağ iyi kızacak. Bir de kızartma da çok önemli. Yani kızartma deyip atıp börekleri bırakmıyorsunuz. Böyle Sevinç Hanım'ın yaptığı gibi sürekli böreklerin üstünden yağ gezdiriyorsunuz. Altı kızarıncaya kadar. Evet, evet. Bakın onlar da kabarıyor zaten bu işlemden sonra. Yoksa böyle yağlar verilmez hamurun üzerine, hamur kabarmaz. Şu anda kızarmış bir. Gerçekten. Çok kızarıldığı zaman da hoş. Sert mi olur? Evet, sert olmaz ama böyle yanık kokusu gelir hafiften. Yani böyle kızarmış. Bir pembeleşmesi gerekir. Evet, evet. Yani kenarların beyaz kalmasında hiçbir sorun yok. Hamur zaten pişmiş olur. Çok pişirmesinler. Ellerinize sağlık Sevinç Hanım. Çok güzel oldu hepsi. Hem dolma için hem çörek için çok teşekkür ediyoruz. Hem burada bize yedirdiğiniz güzel yemekler için çok teşekkür ediyoruz. Ben ellerinize teşekkür sağlık. Ederim. Ben teşekkür ederim. Dışarıdan gelecek olanlar Fora apartımıza uğrayıp güzel bir kahvaltıyı yemelerini tavsiye ederim. Özellikle yağlı çörek. Yağlı çöreğin evet, de bir kahvaltı diyorsunuz. Evet, evet, evet. Yani tatmalarını tavsiye ederim. Evet, yağlı çöreği. Datça'nın ve nefis kahvaltısı. Datça'da bu rüzgarın da esintisiyle nefis kahvaltının tadına bakıyoruz. Özellikle de yağlı çöreğin tadına bakıyoruz. Gerçekten çok farklı ve çok lezzetli bir tadı var yağlı çöreğin. Datça'ya geldiğinizde mutlaka kahvaltıda bu yağlı Datça çöreğinin tadına bakmayı ihmal etmeyin. Oh, oh, oh.